Türkçe okuma parçası 4. bölüm. Videoyu izledikten sonra her zamanki gibi beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sosyoloji toplum bilimi olarak tanımlanmaktadır. Sosyoloji sosyal hayatı bir bütün olarak incelemeye çalışır. Ancak sosyal yaşam o kadar karmaşıktır ki sosyal sorunları insan deneyiminin tümünden ayrı tutmak imkansızdır. İnsan hayatı çok yönlüdür. İnsan hayatının ekonomik, hukuksal, estetik, dini, politik ve benzer boyutları vardır. Bu nedenle sosyoloji yalnızca insan faaliyetinin o ya da bu yönünü inceleyen diğer sosyal bilimlerden yardım alarak sosyal hayatı bir bütün olarak anlayabilir. Bir kez daha okuyalım. Ama yavaş okuyalım. Sosyoloji toplum bilimi olarak tanımlanmaktadır. Sosyoloji sosyal hayatı bir bütün olarak incelemeye çalışır. Ancak sosyal yaşam o kadar karmaşıktır ki sosyal sorunları insan deneyiminin tümünden ayrı tutmak imkansızdır. İnsan hayatı çok yönlüdür. İnsan hayatının ekonomik, hukuksal, estetik, dini, politik ve benzer boyutları vardır. Bu nedenle sosyoloji yalnızca insan faaliyetinin o ya da bu yönünü inceleyen diğer sosyal bilimlerden yardım alarak sosyal hayatı bir bütün olarak anlayabilir. Sociology has been defined as a science society. It endeavors to study the social life as a whole, but social life is so complex that it's impossible to isolate social problems from whole range of human experience. The life of man is many-sided. There is an economic aspect, a legal aspect, an aesthetic aspect, religious aspect, political aspects, and so forth. Sociology, therefore, can understand social life as a whole by taking help from other social sciences that study exclusively one or the other aspects of human activity.